Evet, daha önceki araştırmalara göre mutsuzluğun insan sağlığını özellikle kalbi olumsuz etkilediği ya da kansere neden olduğu düşünülüyordu. Yani birçok kişi çalışma şartlarının ya da yolunda gitmeyen ilişkilerinin ömürlerini yediğine inanıyordu. Ancak... Ömrümü yedim bitirdim diyor. Bu sözü çok duydum. Saçlarımı süpürge ettim sana diyor. Ömrümü yedin bitirdin diyor. Bir gün apartman boşluğunda kadının sesi çınlıyor abi. Aynen bu gibi. Adam da böyle gariban yıkılmış yani kalp krizi geçirmek üzere. Ben de yeşil kapsülü sürekli taşırım yani. Ya lazım oluyor yolda trafik çeviriyor bilmem ne yapıyor falan bir yeşil kapsül al kapıya. Aramızda kalsın yani. Zaten öyle tanıyoruz abi. Adam ağır makinalıyı almış geçen arabayı çevirdi. Ya bir durdursa veya hani şey iki saatin gidecek yani. Bende ne bulacak hiçbir şey bulamayacak. Diyor benim tüfek tam çalışmıyor var mı? Abi dedim şarjöre koy şunları dedim yani. Şarjörüne hasret sürdüğüm geceler yani. Apartman boşluğunda da herhalde o. Apartman boşluğunda adam ağlayacak, kadın bağırıyor, mutsuz, ikisi de mutsuz yani. Hocam dedim, karnın aç mı? Evet dedi. Yemek yapmıyorum dedim. Ah hiç sorma, sorma dedi. Aç karnına dedim, şunu bir al. Şunu dedim, at. Bir ağzına at. Bir de su içirdim. Tamam. 20 dakika dedim, şuralarda bir siftin aşağıda dedim, böyle bir dolaş, bir vakit harca. Tekrar yukarı çık, sert bakışlarla dedim, gözüne bak. Ya sen ne diyorsun, beni kovdu az önce, sen de duydun dedi. Ya dedim, baba, gözünü çapağını yiyeyim. Sen dedim, şu kapsülü bir yut, şu suyu da bir iç. Git 20 dakika sonra o kapıyı sert bir şekilde çal. Hiçbir şey söylemeden direkt yatak odasına git dedim. Gerisini de tarif etmeyeyim yani burada canlı yayında. Şimdi bu habere ne diyeceksiniz merak ediyorum. Böbrek taşını düşürmek için alternatif tıp sevişin demiş. Hangi pozisyonda? Pozisyon çok önemli. Pozisyon çok önemli. Evet hocam. Kama Sutra diye bir kitap görmüştüm Çin'e gittiğimde. Abi Pekin'de halk kütüphanesini geziyorum. Öyle bir yere girmişim ki birden tesadüfen yanlışlıkla her taraf cinsel resimdir, yazıdır, odur budur. Yazılarda da hiçbir şey anlaşılmıyor. 6000 harf varmış. Aramızda kalsın da Çin alfabesinde 6000 harf. Ama şekli görüyor. Demek böbrek taşına da faydalıymış öyle mi? Araştırma çok ciddi yapılmış. 75 hastayı 3 gruba ayırarak ilk gruba haftada 3 kez seks, ikincisine normalde prostat tedavisinde kullanılan bir ilaç, üçüncü gruba ise rutin böbrek taşı tedavi ilaçlarını reçete ediyorlar. Tövbe tövbe ya. Böbrek ilaçları bir alta yaramamış, muhtemelen o seks yapanlar. Evet, inanamadınız değil mi? Hem de inanamadığınız kısım Türkiye'den böyle bir seksli meksli çalışma çıkması öyle heveslenmeyin. Türkiye'de mi yapılmış? Ben İngiltere'de zannediyordum. Evet. Hangi üroloji uzmanı cesaret edip de o çalışmayı yapabilmiş yani? Heveslenmeyin. Ay doktor bey böbrek taşım. Seviş oğlum seviş.